Herkese efendim Denizli'ye selamlar. Ankara'dan bir izleyicimiz var. Zonguldak'a selamlar. Hangi şartlarda caizdir? En üstünde orta bir yol. Yani ne kadar imkan edilir. Öğrenmek herkese farzdır. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin üzerinize olsun. Sevgili izleyenlerimiz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İzleyicilerimizin soruları olacak. Yine canlı yayında bir saat boyunca farklı olarak merak ettiğimiz dini noktalardaki sorularımızı soracağız. Bismillah diyelim. İzleyicilerimiz bizlere ulaşabilirler. Sevgili izleyenlerimiz ulaşmak için ekrandaki iletişim yollarından bizlere ulaşabilirsiniz. Canlı yayında suallerinizi yöneltebilirsiniz. Yine radyo dinleyicileri için de 0312 alan koduyla 347-25-17, 347-25-77 ve 347-25-78 numaralı telefonlardan bizlere ulaşabilir. Canlı yayında sorularınızı yöneltebilirsiniz ve sorularınızı sosyal medya vasıtasıyla ve mail vasıtasıyla da bizlere ulaştırabilirsiniz. Bismillah diyelim. İlk izleyicimiz Erzurum'dan Ömer Bey hattımızdalar. İyi akşamlar Ömer Bey, hoş geldiniz. Erzurum'a selamlar efendim. İyi yayınlar. Teşekkürler. Buyurunuz Sayın Kara. Çok sizlere teşekkür ediyorum. Benim bir sorum vardı, iki tane sorum vardı. Buyurunuz efendim. Bir tanesi bu vasiyet hakkında, mesela bir evin büyüğünün, babasının ölümünde bulunduğu vasiyetler geçerli olur mu, olmaz mı sonradan hani? Bir evet. İkincisi de bir insan hakkında mesela bir helallaşma konusunda bu adamın içi yanmıştır. Adama helal etmiyorum diyor. Her ne kadar da ben helal ağzımdan helal kelimesi çıksa da dahi ben bunu içimden kabul etmiyorum, helal etmiyorum. Bu durum nasıldır? Peki soralım, en azından dille söyleyip kalben hakkını helal etmeme söz konusu olabilir mi? Evet. İyi akşamlar diliyoruz Ömer Bey. İyi akşamlar, teşekkür ederim. Erzurum'a selamlar efendim. Evet kıymetli hocam, şimdi vasiyet meselesiyle ilgili olarak. Vasiyet deyince iki şey akla geliyor. Bir kimsenin hayatındayken öldükten sonra malının bir kısmını birilerine veya bir yerlere verilmesini vasiyet etmesi var. Hayattayken. Hayattayken. Bir de şöyle bir şey var. Mesela benim falanca yıkasın, falan yere gömüleyim, filanca evet, namazımı kıldırsın şeklinde vasiyetler var. Bu ikinci tür vasiyetler önemli değildir. Yani onlara uyulmak zorunluluğu yoktur. Yani adam hayattayken işte ben vefat ettiğim zaman benim cenazemi falanca kıldırsın. Kıldırmak istemiyor adam, ne yapar? Evet. Veya imkan olmuyor. Bunlara veya filanca yıkasın, filan kabristana gömün beni. Bunlara uymak mecburiyeti yok. Ama kendi malı üzerinde bir tasarrufta bulunursa, yani o zaman bazı şartlarla veya bazı kayıtlarla, şartlarla demeyelim, bu vasiyet yerine getirilir. Nedir bu kayıtlar? Bir defa vasiyet ettiği mal, bıraktığı malın terike dediğimiz mirasın evet, üçte birinden daha az olması lazım. Mesela diyelim ki adamın 300 bin liralık varlığı var geride, bırakıyor. Yani bunun 100 bin lirasını geçmemesi lazım. Miras olarak bırakmış oldu. Yani geriye vasiyet, bıraktığı malı. Yani bıraktığı mala terike denir. Miras daha çok varislerin alacağına diyoruz biz. Peki. Tamamı terike. Terike. Peki. O terikenin üçte birini geçmemesi lazım. Bu bir. Peki geçerse ne olur? Mesela adam 300 bin liralık malı var, bıraktığı terike var. 120 bin liralık veya 130 bin liralık, 150 bin liralık neyse vasiyette bulunmuş. Bu durum ne olur? Böyle bir durumda mirasçılar muhayyerdir. Hangi, nerede muhayyerdir? 100 bin liranın üstündeki miktarda muhayyerdir. Üçte biri geçtiği için. Yani üçte birini vermek zorundadırlar. Peki. Ama üçte birinin üzerine çıkan kısımda mirasçılar isterlerse o vasiyeti yerine getirirler, isterlerse yerine getirmezler. Bu bir. Kaydın biri bu. Evet efendim. İkincisi de vasiyetin mirasçılardan birine olmaması gerekir. Mesela adamın 3 tane çocuğu var, onlardan birisine fazladan vasiyette bulunuyor. Birisi için. Buna uymak zorunluluğu yoktur. Diğer mirasçılar isterlerse verirler, ayrı konu. Ama o bağlayıcı vasiyet değildir. Yani 3'te 1'inden az bile olsun. Yani adamın 300 bin lira geride mal bırakmış. Diyor ki bunun 20 bin lirasını küçük oğluma verin, ondan sonra geriye kalanı paylaşın diyor. Bu uyulması zorunlu bir şey değil. Bu uyulması zorunlu bir şey değil. Peki. Çünkü varise, peygamberimizin hadisine dayanır bu. La vasiyete li varisin. Yani varise vasiyet yoktur. Şimdi vasiyet, malı doğrudan
verme olabileceği gibi, yani malın kendisini verme olabileceği gibi menfaatini verme de olabilir. Mesela şu şekilde vasiyette bulunabilir adam. Benim falan yerindeki falan yerdeki evimi kirası vesaire ölünceye kadar falanca otursun, ondan sonra siz alın mirasçılarına. Peki diyebilir. Menfaatini oturan kişiye. Menfaatini oturan kişiye veya işte öğrencilere oturtun diyebilir. Vasiyet tavsiye ediliyor Peygamber Efendimiz. Yani şeyden ayette de zaten o vasiyet yerine getirdikten sonra mirasın bölüşüleceğine işaret ediliyor. Yani miras adam öldükten sonra burada onu bir iki defa tekrarlamıştık evet, yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Önce borçları öden, tesis tekfini yapılır. Sonra borçları ödenir. Ondan sonra da varsa vasiyeti yerine getirilir. Ha, vasiyet tavsiye ediliyor. Ama diyelim ki kişi vasiyet etmeden vefat etti. Onun mirasçıları isterlerse, o babaların bıraktığı maldan veya anaların bıraktığı maldan, onların hayrına sadaka verebilirler, fakire yoksula verebilirler. Onda bir sakınca yok tabii. Peki efendim. Evet, mirasla ilgili, vasiyetle ilgili önemli yani açıklamalardı. Burada soru yuvarlaktı. Vasiyetin doğru. Neresini sorduğu belli değildi. O yüzden biraz özetlemek gerek. Peki. Hocam, helal ettim dedim. Ama gönlen ya, kalben bunlar helal etmedi. Allah'ın bileceği bir iş. Peki. Yani şöyle bir genel kural var. Nahnu nahkumu biz zavahir vallahu yetevella biz serair. Yani biz görünüşe göre hüküm veririz. Ama işin iç halini Allah bilir. Peki. Yani adam şimdi dışında demiş ki hakkımı helal ettim. Ama içinden etmemiş. Ben bilmiyorum ki edip etmediğim. Ha sonra öyle bir suçlar var ki, kişiye karşı işlenen öyle suçlar var ki bazen onda Allah hakkı da vardır. Doğru. Kişi o suçtan dolayı hakkını helal etse bile Allah affetmeyebilir. Bilmiyoruz. Yani burada önemli olan şey şu. Bir, mümkün mertebe hak yememeli, hak almamalı. En başta bir kere buna riayet edin. İki, peki. Eğer birinin maddi bir varlığına bir zarar verilmişse, hak olarak, o tazmin edilmeli. Maddi varlığı değil de manevi, yani onun onuruna, vücuduna vesaire bir zarar verilmişse, onun gönlü alınmalı ve hakkı helallik alınmalı. Ondan sonra da yapılan iş, dinen yasak olan bir işse, Allah'tan da af dilenmeli. Tabii. Peki efendim. İzmir'e dönüyoruz. Halit Yılmaz hattımızda. İyi akşamlar Sayın Yılmaz. İzmir'e selamlar. Hoş geldiniz yayınımız efendim. İyi akşamlar. Selamünaleyküm. Hoş bulduk efendim. Selam. Rahmetullah. Benim buyurun. İki sorum olacaktı hocam. Buyurun beyefendi. Bir, tuvalete girerken ve çıkarken besmele çekebilir miyiz? İkinci sorum, şimdi banyolarda abdest alıyoruz. Evet. Abdest alırken dua okuyoruz. Peki bu ne derece doğrudur? Çünkü orada klozet de var. Teşekkür ediyorum. Peki efendim, İyi akşamlar soralım. Diliyorum. İyi akşamlar Sayın Yılmaz. İzmir'e selamlar. WC'ye giriş çıkışta... Evet, besmele çekilir şimdi, mi? Aslında orada bir dua bir ara paylaşmıştınız burada. Kupsi ve haber. Normalde evet. Tabii tuvalete girerken besmele çekilmiyor. Onun yerine bir dua var. Allahümme inni ya'udu bike minel kubusi vel habait diye bir dua var. Bilen bu duayı çeker. Ne diyor hocam mesela? Belki Türkçe okumak isteyen olabilir biz dinleyen. Ya hocam bir anlat da biz de dinleyelim diyen. Kubus ve habait kelimelerin anlamları konusunda farklı şeyler var. Peki bizim anlayacağımız kötüler, yani, kötülerden mesela o hubus kabaisi erkek ve dişi şeytanlardan şeklinde peki. Tercüme ediliyor. Habis hubus kötü demek zaten. Kötülüklerden, kötülerden, erkek ve dişi kötülerden. Eulu bike diyor. Sana sığınırız ey Allah'ım. Peki. Tuvaletten çıktıktan sonra da elhamdülillahillezî afani Elhamdülillahillezî ezhebe annil eza şeklinde dualar yapıyor. Bu eza-i eziyeti benden geliyor. Yani peki. Beni sağlığa, sıhhate kavuşturan, afiyete kavuşturan Allah'a hamdolsun. Veya benden eza'yı gideren Allah'a hamdolsun anlamında bu dualar yapılıyor şeyde. Ama besmele çekilmiyor tuvalete girerken. İkincisi klozet. Şimdi tabii banyoda abdestte dua. Zamanımızın getirdiği bir bu zorunluluk mu diyelim? Bir sorun, problem mi diyelim. Banyolarımızda, birçokumuzun banyolarımızda hem yıkanma yeri var, doğru. Hem abdest alma yeri var, hem de klozet var. Şimdi klozetle pislik
durmuyor. Yani tuvalette Kur'an-ı Kerim okuma, dua okuma, abdest alma doğru değil. Ama orada bir necaset, pislik olduğu içindir. Ama klozetlerde böyle pislik kalmıyor. Yani o soda bir su kalıyor orada. Doğru ve kapak da var üstelik. Yani böyle bir şey olunca o tam tuvalet hükmünde olmaması lazım. Peki. Yani öyle bir ortamda abdest alınabilir, abdest duaları okunabilir. Banyo için belki söz konusu olabilir mi abdest aynı duası? Şey yok. Sorun yok değil mi hocam? Peki. Mesele burada necaset meselesi. Tabii necaset meselesi. Peki. Efendim devam ediyoruz. Kıymetli hocamıza sorularınızı yöneltebilirsiniz. Sevgili izleyenlerimiz, Diyanet'e soralım diyanet.gov.tr mail adresinden suallerinizi yöneltebilirsiniz. Sosyal medya vasıtasıyla Twitter, Facebook / Diyanet'e soralım adresleri hizmetinizde ve yine 0312 alan koduyla 347 25 17 25 77 ve 25 78 numaralı telefonlardan bizlere ulaşabilirsiniz. Efendim Tuğba Can sormuşlar Facebook üzerinden. 15 gün temizlik süresi 2 adet arası için midir hocam? Lohusalıktan sonra da adet için temizlik süresi 15 gün beklenmeli mi diyor. Şimdi iki adet arasındaki temizlik süresi en az Hanefi mezhebine göre 15 gündür. En az. Evet efendim. Bunun üst sınırı yoktur. Yani 2 ayda, 5 ayda, 10 ayda sürebilir ama en az 15 gündür. Şimdi lohusalık bittikten sonra ki ilk adet ne zaman olur veya hangi günde olursa bu adet sayılır. Şimdi fukaha genelde bunu şeye benzetiyorlar. Diğer adet, iki adet arasındaki süreye benzetiyorlar ve orada da 15 günü getirip şey yapıyorlar. Yani diyorlar ki lohusalık bittikten sonra 15 günden daha önce gelirse o özür kanıdır. 15 gün bittikten sonra kanama olursa o adet kanıdır diyorlar. Tabii bunlar o günkü şartlarda fukahanın edindiği bilgiler. Şimdi ben bu soru Face'de geldiği için ondan haberim oldu benim evet, o sorudan. Ve ben şöyle kısa bir araştırma yaptım internette. Şimdi şöyle diyor doktorlar, oradaki yazan doktorlar. Çocuk dünyaya geldikten sonra annenin çocuğu emzirip emzirmeyişine göre veya az çok emzirişine göre adet kanaması farklılık gösterir. Uzayabilir yani. Yani mesela diyor ki bir çocuğu muntazam emzirirse daha uzun süre kan adet olmaz. Dolayısıyla daha uzun sürede hamile kalmaz kadın. Ama diyelim ara sıra emzirmediği oluyorsa ya az emziriyorsa o zaman bu süre daha kısalır. Çocuğunu hiç emzirmiyorsa o zaman daha da kısalır. Ve tabii ben okuduğuma göre söylüyorum. Hiç emzirmeme durumunda 2,5 ay sonra adet kanaması olur diyor doğumdan diyor doktorlar. Benim okuduğum yerde 2,5 ay. Tabii eğer bu bilimsel bir sonuçsa o şeydir ama bazen şu oluyor ki yani genelde böyle olur da evet. Daha önceden de kanamalar olabilir. Mesela şimdi bizde Hanefi fıkhında denir ki 3 günden az olan adet kanama adet sayılmaz. Veya 15 günden 10 günden daha fazla olan kanama adet sayılmaz. Ama Şafii mezhebinde 1 günde adet sayılır. Veya 15 güne kadar da adet sayılır. Mesela biz bunu doktorlara sorduğumuz zaman bazı hallerde bir kadın 1 günde adet görebilir diyorlar. Ama bu istisnai bir hal. Veya 10 günden fazla adet gören de olabilir diyorlar. Ama bu istisnai bir hal. Yani geneli bunun 3 ve 10 arası. Şimdi bu şeyde de lohusalık sorularda, durumda doğumdan sonra da yani genelde mümkündür ki 2,5 ay sonra görür adeti emzirmeyen bir hanımefendi. Ama daha önce görmesi de mümkündür. Fukaha bunu 15 gün olarak asgari süresini tayin etmiş. Peki efendim. Evet devam ediyoruz. Ankara'ya dönüyoruz. İyi akşamlar, hoş geldiniz efendim. Ankara'ya selamlar. Ankara'daki izleyicimiz duyabiliyor musunuz? Peki. İyi akşamlar. Buyurunuz. İyi akşamlar hocam. Buyurun. Yok, yanlış söyledi. Ben Antep'ten aramıştım hocam. Peki Ankara'da Gaziantep'e değil. Selamlar evet, efendim. Düzeltelim. Özür diliyoruz hocam. Arkadaşlar. Buyurun efendim. Hocam benim 2 sorum olacaktı. Buyurun efendim. Birincisi eşim yurt dışındaydı. Yurt dışı edildi. Geldiğinde o bir bayanla anlaşmış. Biz resmi nikahtan ayrıldık.
O bayanla evlilik yaptı. Şimdi 5-6 yıl aradan sonra o kadından ayrıldı. Tekrar biz nikah yapacağız. Zini nikahımızda bir sorun olur mu? Günahkar olur muyuz? İkinci sorum da... Peki ben bir şey sorayım. Evet. Sizi o devletin boşamasının dışında, mahkeme boşamasının dışında ayrıca bir de boşadı mı? Talak verdi mi size? Hayır. Tamam, peki. Devam Hatta edelim. Tekrardan nikah yaptık yani. Benim ikinci sorum da yani bu konuda günahkar olur muyum? Bir de benim yani istemedim ben böyle olmasını. Biraz zorlu oldu. Bu konuda günahkar olur muyuz eşimle bir araya gelirsek? İkinci sorum da kıybetle ilgili. Kıybetin günah olduğunu biliyorum ama hocam bu yani annem de oluyor, ablam da olabiliyor, en yakın komşum da olabiliyor. Ben istemesem de, konuşmak istemesem de yanımda söyleyince dinliyorum, dinleyici oluyorum bazen. Bazen de kendimi içinde buluyorum. Ama her gün tövbe ediyorum, bunu yapmak istemiyorum, ne kadar günah olduğunu biliyorum. Bu günahtan nasıl kurtulabilirim? Kendimi nasıl koruyabilirim? Peki efendim, değerli hocamıza soralım. Teşekkür ediyoruz katılımınız için. Gaziantep'e selamlar. İyi akşamlar. Şimdi sizin mahkeme boşamasıyla bir boşama gerçekleşmiş. Yani o üç evlilik bağından biri kopmuş. Geriye iki tane daha bunların. Ama tabii ve bir arada da bulunmadıkları için 5-6 sene bu evlilik bitmiş. Yani isterse bu hanımefendi bir başka erkekle evlenebilir idi bu ara. Evet. Evlenmemiş. Duruyor. Ha, eski kocasıyla tekrar nikah kıyabilirler mi? Kıyabilirler. Evet efendim. Ama geriye iki boşama hakkı kalmış olur. Çünkü birisi verilmiş. Yeniden bir nikah kıyacaklar. Yeniden nikah kıyacaklar tabii. Bir araya gelebilirler. Onda bir sakınca yok. Peki. Bu gıybet konusunda bir, gıybet edilen ortamı terk etmek. En iyi çare bu. Yani birisi sizin yanınızda bir başkası aleyhinde konuşmaya başlıyorsa, eğer onu engelleyemiyorsak o ortamı terk edeceğiz. Evet efendim. İkincisi de peki nasıl bu gıybete girmeyiz? Gıybet de tatlı bir şey yani insanlar bunu epey kullanıyorlar. Dile çok mu tatlı geliyor? Yani? O ayeti hatırlasınlar. Yani gıybet etmenin ölü bir eti. Müslümanın etini yeme hükmünde olduğuyla ilgili ayeti hatırlasınlar. O zaman inşallah gıybetten uzak dururlar. Tevbe istiğfar ederiz tamam da eğer bugün tevbe edip yarın tekrar gıybet edersek bugün ettiğimiz tevbenin kıymeti olmaz. Yani tevbe ettikten sonra bir daha dönmemek gerekir şeye. Günaha dönmemek gerekir. Peki efendim. Ankara'ya tekrar dönüyoruz kıymetli hocam. Halil Demiral hattımızda. İyi akşamlar, hoş geldiniz. İyi akşamlar efendim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam Halil Bey. Buyurun efendim. Zamanınız hayırlı olsun. Sağ olun. Teşekkür hocam, ediyoruz. İki tane sorum vardı. Birisi benim diz kapaklarımdan ameliyat oldum. Demir evet. var. Namazda ayaklarımı uzatıp oturup da kılıyorum. Bazen camide namaz kılarken, bazen yani her zaman değil de çok gezdiğim zaman oturarak kılıyorum. Bazen de ayakta ilk rekatı kılıyorum. Kılarken arkaya doğru ters dönüyorum. Oturamıyorum düz. Evet. Onun bazen camide diyorlar ki senin arkaya döndüğün için namazda namazın kabul olmuyor diyorlar. Bu bir. İkincisi de kurbanda üç tane oğlum var ayrı benden. Kazaçları da ayrı. Şimdi üç de hanımları var. İki de kendimizi 8 kişi. 8 kişi bir aile kurban kesebilir miyiz? Teşekkür ederim. Allah razı olsun size. Peki efendim. İyi akşamlar. Ankara'ya selamlar Halil Bey. Geçmiş olsun. Allah şifa versin. Evet. Şimdi bu diz ayaklarında metal var. Diz kapaklarında. Bükemiyor. Uzatarak namaz kılıyor. Ayakta durduğu zaman da otururken ters dönüyor vaziyet. Peki. Şimdi tabii namazın farzlarından birisi malum kıbleye dönmektir. Eğer bir kimse yönü kıbleden başka bir yöne dönerse onun namazı sahih olmaz. Şimdi burada oturduğu zaman yani hiç ayağa kalkmadan, kıyamı ayakta yapmadan ayaklarını uzatıp oturduğunda böyle bir problem yapmıyorsa yani o yönü dönme durumu söz konusu değilse tamamen otursun. Tamamen. Otursun, bacaklarını kössün, uzaksın şeye, kıbleye doğru ve namazına o şekilde başlasın, o şekilde devam etsin. Ya onu yapamıyorsa bir sandalyeye de oturabilir, yani o şekilde de kılabilir ama madem ki ayakta başladığı zaman oturacağında ters dönebiliyor, yönü kıbleden başka tarafa dönebiliyorsa evet. öyle yapmasın çünkü yön
kıbleden başka tarafa döndüğü zaman o namaz olmaz, geçerli olmaz. Baştan sona namazı oturarak? Oturarak kılabilir. Kılabilir. Peki efendim. Üç oğul hanımları ve bizde iki, sekiz kişi nasıl keser? Biliyorsunuz daha öncelerden kurban? De özellikle kurban bayramı doğru. Zamanında çok sorulur bu. Bir büyükbaş hayvan en çok 7 kişi adına kesilir. 7 kişi. Yani bunlar 8 kişi olmuşlar. 8 kişiye bu kurban kesilmez. Eğer 8'ine birden niyet ediyorlarsa hiçbirinin kurbanı geçerli olmaz. Evet. Ne olacak? Ya onlar 2 kurban kesecekler veya eğer kendisine kurban vacip olmayan birisi varsa ona diyecekler ki sen kenarda dur, bunu 7 kişi adına keseceğiz. Peki efendim. Devam ediyoruz. Değerli izleyicilerimiz, tabi bu vacip olmama durumu herhalde mesela hanımlar söz konusu olabilir. Şimdi malları varsa, altınlar, akçeler varsa onlara da vacip olur. Yani burada mal meselesi. Mal tabi canım, mal. Peki. Evet, devam ediyoruz. Gelen sorulardan bir başkası da Mahmut Özden gelmiş. Hocamıza selamlar diyor. Hocam 25 adet atal lira ve 20 adet çeyrek altınım var. Ne kadar zekatını vermeliyim diyor. Artı bu zekatı 4 yetimi olan dul kız kardeşime verebilir miyim diyor efendim. Şimdi bunun toplamı ne kadar ediyorsa onun 40'ta birini verecek. Yani o gram olarak. Evet. Yani o 25... Ata lira dediği cumhuriyet mi oluyor hocam? Herhalde cumhuriyettir. Peki. Yani. Öbür neydi? 20 tane. 20'de çeyrek altının var yani. Diyor. O zaman işte bunlar bellidir. Zannediyorum o peki. Şeyler 7 gram olacak. Çeyrekler, atalar. Peki. Ya, o 7 gram ne eder? 175 gram eder. 25 tanesi. Efendim öbürü de İşte 1.75'ten ona göre hesap eder. Peki. Ne etti toplam? Diyelim 200 gram. 200 gramın 40'ta birini verir. Kız kardeşine verebilir. Kardeşine verebilir. Otlu olan kardeşine verebilir. Peki. Hatta ona vermesi bir başkasına vermesinden daha iyidir, daha faziletlidir. Çünkü yakın akrabaya öncelik vermek zekatta iyidir. Peki efendim. İstanbul'a dönüyoruz. Gülcan Demir hattımızda. İyi akşamlar Sayın Demir. İstanbul'a selamlar. Hoş geldiniz efendim. İyi akşamlar hocam. Buyurunuz hanımefendi. Şimdi ben bir şey öğrenmek istiyorum da. Benim geçmişe dönük kaza namazlarım var. Evet. Şimdi normal vakit namazlarımı kılarken bu sünnetin yerine kaza namazlarımı kılsam olur mu? Birinci sorum bu. İkinci sorum da ben şimdi çalışan bir insanım. Çalıştığım yani normal masa işinde çalışıyorum. Çalıştığım zaman hem normal işimi yapıyorum, içimden de normal zikir çekiyorum, salavat çekiyorum. Bu şekilde kabul olur mu? Peki soralım, bu tarz bir zikir kabul edilir mi? İyi akşamlar, İstanbul'a selamlar efendim. İyi akşamlar. Kaza namazlarım var, sünnet yerine kaza namazı kılarsa kaza namazı kılmış olur, sünnet kılmış olmaz. Peki. Ama sünnet kılmanın sevabından mahrum olur. Yani şimdi biz Hanefi mezhebinde kaza namazı borcu olan kişinin sünnet kılamayacağı diye bir şey yok. Kılabilir. Hem sünneti hem kazayı kılar. Ama ayrı ayrı. Yani o zaman peki. Sünnet kılar, başka zaman da kaza kılar, yapabilir. Peki efendim. Ama efendim benim vaktim yok. Ben sadece sünnetleri zamanında kaza kılacağım diyorsa, kıldığı namaz kaza namazı olur ama sünneti terk etmiş, sünnetin sevabından mahrum olmuş olur. Ama Şafii mezhebinde şeydir. Kaza borcu olan kişi sünnet kılamaz. Peki çalışırken hocam bu tür zikirler, salavatlar? Tabii bu kendi işini aksatmamak kaydıyla zikir, salavat yapabilir. Başka bir şeyle meşgul olmamak için. Bunda bir sakınca olmaz ama işini aksatmaması lazım. Peki. Efendim devam ediyoruz. Gelen sorulardan bir başkası da şöyle değerli hocam. Hollanda'dan isimsiz olarak mail adresine gönderilmiş. Hocamıza selamlar. Hocam yakında maalesef ailemizden bir kız, babası haram para kazanan bir oğlana verilecek. Erkek tarafının evinde veya yapılacak olan düğünde verilen herhangi bir ikramda nasıl davranılması gerekiyor? Ya da doğru olan o davete hiç icabet etmemek mi? Yani burada kırgınlıklar diyor, aile içerisinde kırgınlıklar, bu bölünmeyi göz önünde bulundurursak nasıl bir yol izlememiz gerekiyor? Tabii şimdi bizim en son isteyeceğimiz, hatta hiç istemeyeceğimiz bir şey nedir? İnsanlar arasında kırgınlıktır. Özellikle aile efradı arasında kırgınlık hiç tasvip etmediğimiz, istemediğimiz bir şeydir. Evet efendim. Burada adam haram para kazanıyor diyor ve düğünde ikram yapacak. Ben o ikramdan alabilir miyim? Bu sorulara cevabımıza çok cevap verdik. Eğer o ikram yapacak kişinin kazancının tamamı haram ise, bunda hiçbir helal katkısı yoksa o zaman onun ikramını almamak gerekir. Ama karışık ise, hem helal hem de haram yolla kazandı varsa o zaman alınabilir. Tabii bunu düğüne işte, eğer orada dinimizin yasak ettiği başka şeyler yoksa, mesela içkidir vesaire yoksa
tabii nişana düğüne gitmesini tavsiye ederiz, gitsin. Ha, eğer o kişinin kazancı tamamıyla haramsa, tümüyle %100 haramsa, bir mazeret bulup ikram almamaya çalışsın. Gitsin ama ikram almamaya yani, çalışsın. Kırgınlığa sebep olmasınlar. Kırgınlığa sebebiyet vermesin. Peki hocam, teşekkür aile etmişler. Bağlarını, aile bağlarını güçlü tutmaya çalışsın. Size teşekkür ediyorlar, dua ediyorlar programda. Sağ olsun. Biz de onlara dua edelim. Allah'a evet ederiz. Efendim, devam ediyoruz. Mail, Hollanda'dan gelen bu mailin hemen akabinde Ankara'ya dönüyoruz. İyi akşamlar, hoş geldiniz. Ankara'ya selamlar efendim. İyi akşamlar. Buyurunuz beyefendi. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hocam ben üzerimizde kolonya şişesiydi. Mürekkepli bir yani mürekkepli kalem veyahut da ecnebi parasıyla üzerinde istavroz işareti olan herhangi bir parayla namaz kılabilir miyiz? Kılsak namazımıza helal gelir mi? Artı tarladan kalkan mahsulde zekat verirken yemide bir mi vereceğiz, onda bir mi vereceğiz? Eğer, hocam neyin zekatından pardon? Tarladan kalkan mahsulden. Peki, peki efendim. 20'de birde mi vereceğiz, onda bir mi? Mesela bir de şimdi burada masraflar düşeceğiz mi? Bunu soracaktım. İyi akşamlar hocam, bu kadar. Peki, iyi akşamlar efendim. Ankara'ya selamlar. Hocam ilki kolonya, şimdi kolonyanın mürekkep... kolonyanın içerisinde alkol bulunduğu için acaba bu içki yani alkollü içki hükmünde midir değil midir tartışması var. Bunu kolonya genelde temizlik için, ferahlamak için kullanılan bir madde. Uçucu. Uçucu. Yani bu içmek için kullanılıyor. Doğru. Ama içerisinde de alkol olduğu muhakkak. Şimdi İslam alimlerinden bazıları bunun necis olduğunu söylerler. İçinde alkol olduğu için. Ama öbür taraftan bunun imal ediliş amacı şeydir. Temizlemektir, ferahlamaktır, içme değildir ve uçucu bir şeydir zaten. Onun için bu necis olmaz derler. Peki yani biz de o kanaatteyiz. Şimdi bu soru da bir de şişenin içerisinde diyor. Ya şişenin içinde kapalı olduktan sonra o bir pis değil. Mesela diyelim ki Allah korusun, bir rakı şişesini alsa insan eline, içinde rakı olan bir şişeyi, dışında bulaşığı yok, eli pislenir mi? Pislenmez hocam. Pislenmez. Ama rakıya eline dökülse eli pislenir. Doğru. Yani şimdi yani şişenin içinde olduktan sonra zaten o rakı bile insanı pislemez vücudunu. Dolayısıyla bu kolonya şişesiyle beraber insanın elbisesi üzerinde varsa namaz kılmasında bir sakınca olmaz. Peki. Ve mürekkep. Yani mürekkepte de olmaz. Yani anlaşılan o ki ben onu bilmiyordum işin o yönünü. Herhalde mürekkepte de alkol var ki. Veya bu beyefendi bunu biliyor, öyle anlaşılıyor bu kardeşimiz. Evet. Ondan dolayı böyle bir tereddüdü olmuş soruyu soruyor. Eğer mürekkepte de alkol varsa hiç kimse mürekkebi içmiyor bugün. Tamamen evet. Yazı yazmak için o. Yani o kolonya ile ilgili söylediğimiz bunun için de geçerli. Yani normalde olmaz. Kalemler var zaten üzerimizde. Tabii yani. Hepimizin var işte. Peki. Namaz kılınabilir bir engeli yok. Yok. Hasatla ilgili hocam. Bu, bir peki, de şey 20'de... sordu. Ecnebi parası. Şimdi Türk parası olduğunda mazeret olmuyordu. Ecnebi parası olunca ne olsun ki? Yani sonuçta hepsi para. Eğer resimse mesela hepsinde resim var. Doğru. Yani bizim Türk paraların üzerinde de resim var. Ecnebi paraların üzerinde resim var. Peki bunlar namaza mani değil. Mani değil. Bu hasatla ilgili 20'de bir veya şöyle, 10'da bir... Elde edilen ürünü bu elde edilen ürünü alabilmek için biz sulamayı eğer parayla masrafla sularsak evet. Para vererek masraf ederek suluyorsak o zaman ürünün 20'de birinden vereceğiz şey olarak zekat olarak buna öşür denir. Masraf edersek. Ama yağmur suyuyla sulanıyorsa kıraç arazi ise o zaman 10'da birini vereceğiz. Peki masraflar düşülür mü? Bu bazı masraflar düşülüyor. Bunlar nedir? İşte ilaç masrafı mesela düşülebilir veya ne bileyim şey masrafı. Gübre demiştiniz gübre, bir ara. Evet, fenli gübre. O masraf düşülebilir. İşçilik masrafı düşülebilir mi, düşülemez mi? Siz orada ben, o, düşünmemesi tarafındaydınız. Ben o kanaatteyim ama düşülebilir diyenler de var. Nitekim bizim arkadaşlarımız da düşülebilir diyorlar. Peki efendim. Sulamaya göre 20'de 1 veya 10'da 1 olmak kaydıyla diğer masraflar da göz önünde bulundurulabilir. Efendim kısa bir aramız var. Akabinde birlikteliğimize devam edeceğiz. Bizden ayrılmayınız.
Sevgili izleyenlerimiz, programımıza devam ediyoruz. Bilgilenmeye devam ediyoruz. Hani jeneriklerde geçiyor ya değerli hocamız, ilim öğrenmek her Müslümana farzdır bölümünü sizlerle paylaşıyor ya, hep birlikte bu farzı en azından kıymetli hocamızla bilmediklerimizi öğreniyoruz onun vesilesiyle, ilminden istifade ediyoruz. Efendim, Bolu'dan izleyicimiz hattımızda, hazırlar kıymetli hocam. Bolu'ya selamlar, iyi akşamlar efendim. Hoş geldiniz yayınımıza. Hayırlı akşamlar. Buyurunuz beyefendi. Hocam, dini nikahta tayin edilen mihir sözlü olarak konuşulup belirleniyor. Evet. Herhangi bir yazılı evrak oluşturulmuyor. Mihir tayini medeni kanunun da dikkate alacağı konuma getirilemez mi? Peki yani soralım. Bu kadınların lehine oluşturulamaz mı? Bu kadar. Peki efendim, iyi akşamlar, Bolu'ya selamlar. Şimdi tabii şimdi de bu Müslüman dinin kendisine yüklediği vecibeleri yerine getirir. Getirmelidir, getiren insandır. Bu mehir de Cenab-ı Hak tarafından bir erkeğin evleneceği kadına vermesini zorunlu gördüğü bir meblağ, maddi bir meblağ, mal. Hak bu yani. Bu hak ve Müslüman tabii normalde bu hakkı zayi etmemeli, bu hakkı yememeli. Bu hakkı yerine getirmeli. Doğrudur, dediği gibi resmi nikahta böyle bir şey yok medeni kanunda. Böyle bir zorunluluk getirilebilir mi, getirilemez mi meselesi tabii o bizim dışımızda bir şey. Yani Türkiye'de kanun yapan merci bellidir yani, Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Onu bilemeyiz biz ama bizim tavsiyemiz şu olur. Erkeklere, yani mehir borcu olan, eşine mehir vermesi gereken insanlara, bu bir haktır. Herhangi bir kişiye olan borcunuzu vermediğiniz takdirde ne kadar sorumlu oluyorsanız, eşinize olan mehir borcunu vermediğiniz takdirde de aynı şekilde sorumlusunuz. Ama eşiniz size onu bağışlar, o ayrı bir konu. Ama o istediği sürece almak zorundadır. Tabii dini hassasiyetler gittikçe zayıflıyor. Doğru. Yani mesela diyelim ki benim çocukluğumdaki toplum içerisindeki dini hassasiyetle şimdiki bir değil. Ha, çok bilinçlenen dindarlar var. Elhamdülillah. Ama öbür taraftan dini yönü çok hiç olmayan insanlar da var. Tamamen uzaklaşmayan. Uzaklaşan. Veya çok ince bir bağla, dine bağlı olan insanlar da var. Şimdi böyle durumlarda kadının hakkının yenmemesi için aralarında bir özel mukavele yapılabilir. Yapabilirler belki, bilemiyorum. Bir yani, anlaşma. Bir anlaşma. Yani bunun hukuki bir geçerliliği ne kadar var, ne kadar yok biz bilemiyoruz ama böyle bir şey yapmalarının dini açıdan bir sakıncası olmaz. Yani bir kağıt yazıp işte bu filanca, eşi filancaya şu kadar altın borçludur, verecektir mehir olarak diye imzalasa şahit, iki şahit huzurunda. Zannediyorum bu ileride onu bağlar herhalde. Ve adamın vermemesi halinde veya kadının vazgeçmemesi halinde mahkeme yoluyla onu tahsil mümkün olabilir. Peki. Efendim devam ediyoruz. Malatya'ya dönüyoruz değerli hocam. Abdullah Han hattımızda. İyi akşamlar Abdullah Bey. Malatya'ya selamlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Buyurunuz efendim. Hocam ben Umre'ye gideceğim de o konuda hacca gittiğimden dolayı bazı sorularım var kafama takılan. Onu hocama sormak istiyorum. Birincisi, hac ve umredeyken fazladan umre yapmanın veya çok tavaf yapmanın bazılarınca sakıncalı olduğu, orada izdiham yaratıldığı söyleniyor. Veya fazladan umre yapmanın bir faydası olmadığı söyleniyor. Birincisi bu. İkincisi, peki. Bazıları Mekke'den kefen alıp zemzemle yıkamak şey yapıyor. Bu doğru bir hareket midir? Peki. Üçüncüsü, umreye giderken bazıları hatim gönderiyor. Bazıları salavat falan götürüp Ravza'da bağışlamamızı istiyor. Bu doğru bir hareket midir? Bir de bu giderken bu yolculuk haliyle uzun sürüyor. Burada geçen namazlar, örneğin geçen sene hacca gittiğimizde cuma günü inmiştik. Cuma namazını kılamadık. Hocalarımız bize cem yapmamızı söylediler. Cem yapmak mı daha doğrudur, yoksa otobüste teyemmüm alarak namaz kılmak mı daha doğrudur?
Peki, her ikisini de soralım efendim. İyi akşamlar diliyoruz. İyi Malatya'ya akşamlar, selamlar Abdullah Bey. Dua buyurun. Malatya'ya selamlar. Evet. Şimdi umre ve hacda Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam umreye de gitti, hacca da gitti. Ve hem umresinde hem de haccında bir tek umre yaptı. Bir tek umre yaptı. Yani Medine-i Münevvere'den çıkarken o Zülhuleyfe denilen yerde ihrama girdi ve onunla bir umre yaptı. Mekke-i Mükerreme'ye varıp umreyi yaptıktan sonra ikinci bir umre yapmadı. Bundan dolayı bazı İslam alimleri Mekke'ye vardıktan sonra fazladan umre yapma yerine bol bol tavaf yapmanın daha sevap olacağını söylerler. Ama bunu sakıncalı bulmayanlar da var. Yani birden çok umre yapmayı sakıncalı bulmayanlar da var. Yani ne yapıyor o zaman? Hazreti Ayşe Mescidi var. Tenim derler. Ki o en uygun yer orasıdır Mekkeliler, Mekke'den umreye niyet etmek için. Oraya gidiyor insanlar. Orada ihrama niyetliyorlar. Gelip tekrar umre yapıyorlar. Şimdi bunun bir sakıncası yok. Peki. Sevabı da olur inşallah. Ama inşallah. Demin dediğim gibi Peygamber Efendimizin orada Mekke'de kaldığı sürece Tenim'e gidip, ihrama girip, gelip kendisini umre yapmamış oluşundan hareketle öyle yapmak yerine tavaf etmek, bol bol tavaf etmenin daha çok sevap olacağını söylerler. Peki. Çok tavaf etmenin bir sakıncası olmaz. Yapabildiği kadar yapsın. Evet, izdiham var. O var o zaten. O. Yani ondan kurtuluş yok. Devamlı izdiham orası. Kefen alıp da bunu zemzemle yıkatıp getirmek... Hiçbir kıymeti, harbiyesi yok onun. Önemi yok. Şimdi kefen kurtarmaz insanı. Peki. Kefen kurtarmaz. İnsanı amel kurtarır. Salih amel kurtarır. Ondan filan da medet umulmaz. Ama öyle bir adet var. Yani zemzemle yıkıyorlar. Kuruyor zaten onda zemzem filan kalmıyor ki onda. Şimdi zemzemle orada abdest aldı insanlar. Abdest aldığı organlar yanmayacak mı? Eğer günah işliyorsa. Yok, onun bir şeyi yok. Kıymeti yok yani o kefen alıp orada zemzemle yıkayıp getirip burada ona öldüğü zaman bürünmenin hiçbir değeri yok, hiçbir önemi yok. Efendim, hatim duası vesaire veriyorlar diyor. Şimdi oraya gittiğinizde... Kişi hatim ettiği için sevap alır. Hatim duası yaptığı için değil. Salavat getirdiği için sevap alır. Salavat duası yaptığı için değil. Hatim duası yok mu? Var. Var. Yapılabilir. Yapar. Yaparız. Hatta Kur'an-ı Kerim'in sonunda bir de hatim duası bir şey, bölümü var. Doğru. Ve bu dualar meslun dualardır çoğu. Ama asıl sevap Kur'an-ı Kerim okumakla elde edilir. Fakat orada dua yaptırılır. O da iyidir. Yani onun bir sakıncası yok. Bak aynı şeyi kefen gibi söylemiyorum. Doğru. Yani orada dua ettirilebilir. Oradaki dualar daha çok makbuldür. Ama dediğim gibi hiç dua etmese bile, hatim duası etmese bile bir kimse Kur'an-ı Kerim hatmettiği zaman onun sevabını alacak. Peki. Efendim, cuma ile ilgili olarak cemme arabada kılmak mı? Bir defa o yolda bu namaz vaktinde kılma problem olmaz. O yolda namazı vaktinde kılma problem olmaz. Niye olmaz? Şimdi uçakla gidiliyor. Ve insanlar Cidde'den Mekke'ye gidiyorlar veya Mekke'den Medine'ye gidiyorlar filan. Yani yolculuk bu. Ama bu yol üzerinde güzergahlarda abdest alacak, namaz kılacak yerler var. Ve namaz vakti geldiği zaman bu ibadete gidiyoruz oraya. Doğru. Turistik geziye gitmiyoruz ki. Orada durur araba ki nitekim öyle oluyor. Duruyorlar, abdestlerini alıp namazlarını kılıyor insanlar. Sonuçta yani illa şu vakitte oraya yetişmemiz lazım, yarım saat geç vardık, mahvolduk falan diyecek bir hal de yok yani. Yani cumaya yetişemedik dedi de onu anlayalım. Orada hocalar cem yapın demişler. Bilmiyorum niye kılamadılar. Şu olabilir mi bilemiyorum. Yani tam vardıkları zaman Cidde'de o gümrükten çıkarken falan içerilerde oyalandılarsa. Olabilir. Belki öyle bir şeydir. Onun dışında bir problem olmaz. Eğer kılmadılarsa durmamışlar. Kendilerinin suç. Yani yolda iken cuma vakti geldi de oturup
Orada en azından öğle namazını kılmadılarsa suç kendilerine. Ha, ama yine de bir sorduğuna cevap verelim. Cem etmek mi iyi? Yoksa arabada namazı, arabada işte teyemmüm edip kılmak mı iyi? Cem etmek daha iyidir. Eğer o duruma düşüyorsa, mecbur kalıyorsa cem etmek daha iyidir. Peki. Efendim devam ediyoruz. İzmir'e dönüyoruz. Jülide Doyuran hattımıza. İyi akşamlar, hoş geldiniz. İzmir'e selamlar efendim. İyi akşamlar, selamünaleyküm. Aleyküm selam. Buyurunuz Jülide Hanım. Evlerde merak, ben iki kez kanser hastalığı geçirdim. Evet. Kemoterapi, ışın terapileri aldım. Şimdi bir üçüncü kez hasta olur muyum diye içimde endişe taşıyorum. Acaba hocamız ne der? Bakara suresinin son iki ayetini çok mu okumam gerekiyor? Ne der acaba? Teşekkür ediyorum. Evet. Kardeşim geçmiş olsun. Sağ olun. Elhamdülillah kurtarmışsın. Bir daha inşallah olmazsın. İnşallah. Sağ olun. Efendim Allah şifa versin. İzmir'e selamlar. Başka sorunuz var mı? Hayır, yok. Çok teşekkür ederim. Peki efendim. Şimdi iyi akşamlar. Evet. Doktorlarımızın, tabiplerimizin bol bol söylediği bir şey var. Yani hastalıklara karşı koymak için vücut direncini muhafaza etmeli. Bunun için beslenmeye dikkat etmeli. Efendim dinlenmeye dikkat etmeli. Uykuyu almaya. Stresten uzak kalmalı. İşte mümkün mertebe hareketli olmalı vesaire gibi doktorlarımızın tavsiyeleri var. Şimdi bir defa bu kardeşimiz atlatmış hastalığı. Tekrar olur muyum acaba diye bir vehme, endişeye kapılmasına gerek yok. Hiç düşünmesin. Hiç düşünmesin. Kendisi rahat etsin. Söylediğimiz gibi o doktorların tavsiyelerine uysun. Vücut direncini yerinde tutacak ne gerekiyorsa işte yemesinde, içmesinde, hareketinde, İstirahatında vesaire bunları yapsın. Ha, her türlü duayı okuyabilir. Bakara suresinin son ayetlerinde okuyabilir. Başka ayetlerde okuyabilir. Ya Rabbi, yani kendisi hiçbir yani dua ayetleri okuyabilir. Bu ayetlerin dışında Allah kendisine sağlık, afiyet vermesi için dua edebilir. Türkçe olarak dilin döndüğü şekliyle. Bu şekilde devam etsin. İnşallah bir daha olmaz. Bir defa şu kafadan at kardeşim. Bir daha acaba yakalanır mıyım ki? O endişeyi at kafadan. Zihnini meşgul etme bundan. Meşgul etme. Ve dediğim gibi doktorların o konulardaki tavsiyelerine dikkat et. İnşallah olmasın. Peki efendim, hanımefendinin nezdinde Mevla Şafi ismiyle tüm hastalarımıza da inşallah şifa buyursun. İzmir'e tekrar dönüyoruz kıymetli hocam. Bir başka izleyicimiz hattımızda. İyi akşamlar, hoş geldiniz. Benim bir sorum olacaktı. Gerçi ben bir kere daha sormuştum da size değil de. Benim babamdan aldığım bir maaşım vardır. Babam rahmetlik oldu. Kardeşlerimde maaşları var. Çalışmışlar kız kardeşlerimi. Ondan sonra bir bana bağlandı. Devlet bana verdi. Onlara vermedi. Şimdi aramızda bir kırgınlıklar oldu. Ben de çok huzursuz oluyorum. Bir daha sizden duymak istiyorum bunu. Yani devlet bana bağladı o maaşı. Onlara çalıştıkları için, kendilerinin maaşı olduğu için... Onlara vermedi. Şimdi aramızda bazı kırgınlıklar olduğu maaş için ben de çok huzursuz oluyorum. Peki soralım ne yapmanız gerektiğini kardeşlerinize. Evet, vallahi çok iyi olur. Yani bu şeyden ben biraz kurtulmuş olurum. Sizlerden de canlı olarak duyuyoruz. Peki. Evet. Haydi Allah'a emanet olun. Amin. Hayırlı amin, cumalar amin. Olsun. Allah inşallah. Razı olsun. Allah razı olsun. Sağ olun efendim. Evet. Bu... Memur olan, emekli maaşı alan babadan geride kalan eşine veya geride kalan bekar kızına veya geride kalan dul kızına intikal eden maaş miras değildir. Bir defa onu bir tespit edelim. Şimdi bir kimsenin vefat ettiği zaman eldeki geride bıraktığı mevcut mal mirastır. O bütün çocukları arasında bölüştürülür miraslar arasında. Terk edildiniz az önce. Terk edildik. Evet. Ha şimdi ama maaş, yani şimdi devlet ne yapmış? Diyor ki eğer bir emekli vefat ettiğinde, eğer geride onun dul eşi kalmışsa veya bekar kızı kalmışsa veya dul kızı kalmışsa, o zaman onun maaşı şu oranda onlara verilir. Kanun çıkarmış. Ve ona veriliyor. Bu miras değildir. Peki kimin hakkıdır bu? Devlet kime veriyorsa onun hakkıdır.
Ki burada bu soruyu soran hanımefendiye vermiş. Demek ki devletin koyduğu kanun, çıkardığı kanuna uygun olan bu varmış. Ve bu maaş bu hanımefendinin hakkıdır. Diğer kardeşlerinin bunda hak iddia etme veya bu onlara para vermedi diye buğz etme hakları yoktur. Ederlerse de onun bir kıymeti yoktur. Peki. Efendim devam ediyoruz birlikteliğimize. Ahmet Samet Kılıç soruyor. Hocam düğün salonu işletmek günah. Düğün salonu işletmek günah mı? Benzer bir soruyu Avrupa'dan bir izleyicimiz hatırlarsanız sormuştu. O içkiyle ilgili bir şey farklı, sormuştu. Şöyle, biz evet. o düğün organizasyonu yapıyoruz. Doğru. Biz kendimiz alıp vermiyoruz, hiç karışmıyoruz ama düğün sahipleri içki ikram ediyorlar. Onda bizim sorunumuz var mı şeklindeydi. Burada bir defa İmam-ı Azam'a göre hiçbir sakıncası yoktur hiçbir şekilde. Yani İmam-ı Azam'a göre. Mülkteki tasarruftan. İmam-ı Azam'a göre düğün sahibinin, düğün salonunu salon sahibinin müşterilerle kiraya vermesinin hiçbir sakıncası yoktur. Orada müşteri ne yaparsa yapsın. Doğru, 2-3 saatte kiraya vermiş oluyor. Ama İmam Ebu Hüseyin ve İmam Muhammed'e göre eğer orada dinin yasak ettiği faaliyetler icra ediliyor ise, içki vesaire ikram ediliyorsa o zaman caiz olmaz. Bir defa eğer o düğün salonunda dinin yasak ettiği herhangi bir faaliyet yoksa bütün İslam alimlerine göre bunda hiçbir sakıncası olmaz düğüne kiraya vermenin o salon. Ama eğer dinin yasak ettiği faaliyet icra ediliyorsa o zaman İmam Ebu Yusuf, İmam Muhammed'e göre günaha girer şey. Düğün sahibi de vermemesi lazım çünkü ona günah işlemesine yardımcı olmuş olur diyorlar. Ama İmam-ı Azam diyor ki orada bir günah işleniyorsa onu kiraya tutanlar işliyor onu. Öbür kişi... İşletmecinin bir suçu yok diyor. Yani o düğün salon sahibi kendi malını kiraya vermiş. Öteki adam ister orada mevlütli düğün yapar. Bu da mümkün. İster sohbetli diyorlar şimdi düğün yapar. Bir de öyle düğünler var şimdi. Doğru. İster hiçbir şey yapmaz. Vazgeçer düğün yapım kanıma kirasını öder. Peki. O tamam onu bileceği işliyor. Peki efendim. Evet devam ediyoruz. O zaman işletme sahibine değerli hocamız cevabı vermiş oldu. Ankara'ya buyurunuz ekleyeceğiniz. Ama bu düğün sahibi diyelim ki orada şeyleri ikramları filan kendisi hazırlıyor. Ve o ikramlar içerişinde düğün salonu sahibi değil mi? İşletme sahibinden bahsediyoruz. Evet. İkramları kendi hazırlıyor. İkramlarda alkol vesaire bulunuyorsa o hiçbir şekilde caiz olmaz. Peki. Efendim Ankara'ya dönüyoruz. Mahmut Çelik hattımızda. İyi akşamlar Sayın Çelik. Ankara'ya selamlar. Hoş geldiniz efendim. Hayırlı akşamlar. İyi akşam. Hoş bulduk. Selamlar. Benim hocama iki sorum olacaktı. İlk sorum istifra etmek abdesti bozar mı? İkinci sorum ise öğle namazını kılamadık gün içinde diyelim fakat ikindi vakti girdi, ikindi ezan okundu. Öğle namazının sünnetini kılabilir miyiz yoksa normal kaza mı edeceğiz, sadece farzını mı kılacağız? Peki, iyi akşamlar diliyoruz. Ankara'ya selamlar. İstifra. Ağız dolusu kusmak abdesti bozar. Ama daha az miktarda olan gelen kusuntu bozmaz. Peki. Öğle namazını vaktinde kılamadık. İkindi namazı vakti girdi. Ondan sonra kılacağız. Şimdi ne diyoruz? Genel ilke olarak farzlar kaza edilir. Bir de vacip. Salatı bitir kaza edilir. Sünnetler kaza edilmez. Peki kaza nedir? Namaz ne zaman kazaya kalmış olur? Vaktinde kılınmamış. Şimdi öğle namazı çıktı. İkindi girdi. Namaz vakti çıkmış mı? Öğle vakti çıktı. O zaman kazaya kalmış demektir değil mi öğle namazı? Doğru efendim. Kazaya kaldığına göre de sünnet de kaza edilmediğine göre sünnet kılınmaz sadece farz kılınır. Yani öğle namazı vaktinde kılamamış ise eğer öğle namazını ikindi vakti girdiği zaman sadece farzını kılar sünnetlerini kılmaz. Peki efendim. Altay Mustafa Alkan soruyor. İyi akşamlar hocamıza. İyi yayınlar diliyoruz demiş. Teşekkür ediyoruz. Benim bir tane sorum var demiş. Evde namaz kılarken cemaat olmak için kaç kişi şartı var, gereklidir? Bir imam, bir de me'mum. Me'mum ne demek? Muktedi, uyan. Yani bir imam, bir de cemaat. Milletin anlayacağı dille konuşalım. Peki. Yeter. Efendim Twitter'dan... Yani iki kişi oldu mu, biri imam olur, birisi de cemaat olur. Beraber cemaatle namaz kılabilirler.
beyefendi imam olur, hanımefendi cemaat olur, beraber namaz kılabilirler. İnşallah. Evet. Bu bir cemaatle namaz kılmadır. Efendim, Twitter'dan Turgut Bey sormuş. Özellikle uçakta seyahat, hastalık gibi durumlarda sadece abdestin farzlarıyla alınmış abdestle namaz kılınabilir mi? Şimdi abdestin, sadece abdestin farzlarıyla deyince ben şunu anlarız. Mesela abdestin farzlarının dışında ne var? Bir de sünnetleri var değil mi? Yani. Ağız nedir? Var, İşte evet. Besmele çekmiş. Çekmemiş. Sünneti terk etmiş. Ağza burnuna su almamış. Veya organları üç defa yıkamamış da bir defa yıkamış. Bu abdest abdesttir. Farzlar bir defa. Bir ibadette farzlar yerine getirildiği zaman o tamamdır. Abdest de zaten vacip. Farzlar belli. O farzları yani elini yıkamış dirseklere kadar, yüzünü yıkamış, başını meshetmiş, ayakları yıkamış. Tamam bitti. Yani bunu bir defa yıkamış. Sünneti terk etmiş. Ağzına su almamış, sünneti terk etmiş. Ama abdest abdesttir. Ve bu abdestle kılınan namaz geçerlidir. Ve bu ister uçakta olsun, ister evde olsun, ister tarlada, tabanda olsun fark etmez. Ve hastalık sebebi gibi durumlarda da diyor olabilir. Tabii, yani, tabii böyle zaruri durumlarda sünneti terk etmiş olmanın belki kaybı söz konusu olmaz. Evet. Ama zaruret olmadığı durumda kişi bu sünnet olan şeyleri yapmadığı zaman sünneti terk etmiş olur ama abdesti abdestir yine namazı namazdır. Hocam programı bitirirken yani mesela hani zaruret halinde varsayalım ki farz olarak diyelim kolumuzu yıkayacağız. Burada bir yara var. Zaten bunu da herhalde meselip geçebiliyorduk. Abdest organları üzerinde yara varsa o zaman sargı varsa ne yaparız? Eğer sargıyı çözüp altında yarayı yıkamamız halinde zarar veriyorsa, zarar vermiyorsa çözer yıkarız. Peki. Ama diyelim ki yara var, yaranın üzerinde bant yapıştırılmış, üzerine de sargı sarılmış. Evet efendim. O zaman ne yaparız? Sargıyı çözeriz. Yarayı ıslatmak zarar veriyorsa kenarını yıkarız. O zaman sargıyı tekrar bağlarız. Peki. Ama yok, sargıyı çözmek tamamıyla zarar veriyorsa o zaman sargının üzerine meshederiz. Peki. Bu şekilde abdestimizi alırız. Peki efendim. Evet, değerli izleyicilerimiz, bugün de birlikteliğimizin sonuna geldik. Değerli hocamız, Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Doktor Sayın Hüseyin Kayapınar Beyefendi bugün de bizleri bilgilendirdiler. Sizler adına kendisine teşekkür ediyor, afiyet diliyoruz. Değerli hocam, Allah razı olsun. Diyanete Soralım programında yeni bilgiler edinmek, değerli hocamıza yeni sorular sormak ümidiyle diyelim. İyi akşamlar efendim. Hoş geldiniz efendim. Denizli'ye selamlar. Ankara'dan bir izleyicimiz var. Zonguldak'a selamlar. Hangi şartlarda caizdir? Ben orta bir, yani ne kadar imkan edilir? Öğrenmek herkese farzdır.